Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda ya da bu video serimizde diyelim aydın yerlerine ait ayet kimya denemelerini çözeceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, biliyorsunuz ki 4 Nisan'da bir açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanlığı ya da ÖSYM diyelim. İlk dönem konuları olmayacak dedi. Bütün yayın evleriyle beraber aydın yayınlarda ne yaptı ayet denemesini güncelledi. 12. sınıf ilk dönem konularına kadar olan konuları içeren bir deneme, yani denemesini aslında güncelledi, öyle söyleyeyim. Çünkü eski bu denemenin eski serinde olanlar biliyorsunuz ki burada V10 organik deneme şeklinde bir kitabı vardı. Organikler çıkmayacak diye zaten organikleri komple çıkardılar. Onu söyleyelim, yani o kitabı güncellediler. Belki elinde kitap olanlar hocam yeniden alalım mı diye yorumlarda sorabilirler. Şöyle söyleyeyim, kitaptaki soruların hemen hemen %60'ı aynı sorulardan oluşuyor. %40'lık bir dilim, yani organik soruları çıkarılıp ya da birkaç denemedeki soru, yani her denemede hemen hemen 3 ya da 4 soru değiştirmiş. Diğer sorular aynı şekilde duruyor. Alıp almamak size kalmış. Yani fiyatı uygun aslında. 12 liralık bir fiyat koymuşlar. Yani ben fotokopi parasına bile düşünebilirsiniz. Yani o denemeyi belki saklayıp gelecek sene varsa etrafınızda birine hediye edebilirsiniz. Çünkü 2021 tayfa diyelim. Tüm konulardan muhtemelen belki sorumlu olacaktır gibi. Onu da bilmiyoruz şu anda ama verebilirsiniz. Ya da hocam ben bu denemede beni ilgilendiren soruları çözerim, farklı yayın alırım diyorsanız o da sizin tercihinize kalmış. Yine aynı yazarın, yani Ali Dinç Sönmez hocamızın yazdığı Miray yayınlar var. Belki onu alabilirsiniz. Elinizde yoksa Miray yayınları, AYT denemeleri. Onu inceleyebilirsiniz. Onu söyleyeceğiz. Yani burada yine biz denemelerimizi çözüp bu denemeleri de kanalımıza yükleyeceğiz. Eski denemeler de kanalda duracak çünkü geçen sene de bu denemeleri çözmüştük. Onu isteyen oradan, isteyen buradan, hani elinde eski olanlar eskiyi çözerlerse oradan takip edebilirler. Bu yenisini alanlar da bunu yani bu denemeyi videolarımızdan takip edebilirler. İlk sorumuz kuantum sayılarıyla ilgili. Diyor ki şemada kuantum sayılarıyla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Baş kuantum sayısı ne ile gösterir? Evet, N harfiyle gösteriyoruz. Nedir? İşte 1, 2, 3 gibi değerler alır. Bohr atom modelindeki yörünge kavramına karşılık gelen kavramdır. Açısal momentum kuantum sayısı emle ile gösterir. Hayır arkadaşlar, bakın emle ile gösterilen manyetik kuantum sayısıdır ki bu ifademiz yanlıştır. Manyetik kuantum sayısını biz ML ile gösteririz. Açısal kuantum sayısı dediği L ile gösterir ya da ikincil kuantum sayısı olarak da geçer. Bu ifadeniz yanlıştır. N eşittir 3 olan enerji düzeyinde 3'tür orbital olur. Evet, baş kuantum sayısı 3 olursa L'nin alabileceği değerler, biliyorsunuz ki sıfırdan N-1'e kadar değerler alır. Yani sıfır olabilir. Sıfırla başlıyor zaten hepsi. 1 olabilir, bir de 2 olabilir. Çünkü şuraya 3 yazdığında 3'ten 1 çıktı, 2'ye kadar gidebilir. Yani S orbitali olabilir, P orbitali olabilir, D orbitali olabilir. Onun için 3'tür orbital, bunun doğrudur. N eşittir 2 ve L eşittir 1 olan orbitalde en fazla 6 elektron vardı. Bakın burası 2, burası da 1 olursa hangi orbitale denk geliyor? P orbitali. Yani 2P'den bahsediyor. 2P'nin altında kaç tane orbital çiziyoruz? 3 tane orbital var ve bunlar her biri 2 elektron alacağı için en fazla 6 elektron vardır. Bu ifademiz de doğrudur. N eşittir 4, L eşittir 2 kuantum sayına sahip olan orbital 4D'dir. Bakın burası yine baş kuantum sayısı 4. L eşittir 2 olursa D oluyordu. O zaman burası 4D'dir. Bu ifademizde doğrudur. Şu ifade hariç diğerleri doğrudur. O zaman cevap D şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yandaki periyodik cetvel kesiminde bulunan X elementi birinci periyot 8A grubu. Yani burası 8A grubuysa o zaman ne yapacak? Şurası 7A grubu, şurası 6A grubu, şurası da 5A grubu olacak. Burası birinci periyotsa burası ikinci periyot, burası üçüncü periyot diye gidiyor. Buna göre periyodik cetvel kesiminde verilen elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Y'nin atom numarası 18'i. Bakın Y üçüncü periyot ve 8A grubunda ise bunun elektron dizilimi 2, 8, 8, evet, 1, 2, 3, üçüncü periyot ve 8A grubunda. Doğru. M'nin hidrojenli bileşinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Bakın M dediğimiz 5A grubunda. 5A grubundaki ve ikinci periyottaki kimdir? Biliyoruz ki azottur. Çünkü azot nedir? 2'ye 5 şeklinde dizilir. İkinci periyot 5A grubunda. Peki bunun hidrojenli bileşiği kimdir? Amonyaktır. Amonyak bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diye zaten kodlamamız da var.
M'nin birinci iyonlaşma enerjisi K'dan büyüktür. Bakın M 5A'da, K ise 6A'da. Şöyle bir iyonlaşma enerjisi grafiğimiz var değil mi arkadaşlar? Aynı periyot için 5A küresel simetri özelliği gösterir. 6A göstermez. Bu sebepten dolayı 5A büyüktür 6A'dan. O zaman C şıkkı da doğrudur. T'nin elektronegatifliği en fazladır. Evet, periyodik tabloda bu kime denk geliyor dersek flora denk geliyor. İkinci periyot 7A grubu zaten. Periyodik tabloda elektron negatifliği en fazla olan element flördür. Bu ifademiz doğrudur. X ve Y'nin değerlik elektron sayısı aynıdır. Bakın X 8A'da, Y'de 8A'da ama X hangi elemente denk geliyor desek helyuma denk geliyor. Helyum biliyorsunuz ki değerlik elektron sayısı 2'dir. Bu adamın elektron değerlik elektron sayısı 8'dir. O zaman E şıkkı yanlıştır. Bunun değerlik elektron sayısı 2. Çünkü helyum buysa 8. Bu şekilde E şıkkı yanlış olur arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 27 derecede 0.25 mol X gazı kapalı bir kapta 4.1 atmosfer basınç yapmaktadır. Buna göre kabın hacmi kaç litredir diyor. Evet, bakın tek bir durum varsa yapmanız gereken işlem şudur. İdeal gaz denklemini yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki PVNRT. Yani param varsa ne rahat şeklinde kodlayabilirsiniz. Burada zaten şöyle baktığımızda basıncı verilmiş 4.1 atmosfer olarak verilmiş çarpı. Hacmi bilmiyoruz. Hacmi bulacağız. Mol sayısı şurada belirtilmiş 0.25. R değerimiz bakın sıcaklığa göre genelde karar verin diyoruz. Buraya 273 eklediğinizde burası 300 Kelvin yapacaktır. O zaman burası 300 çarpı bol sıfırlı olduğu için şurayı da 0.082 olarak kullanabilirsiniz. Ya da şurada 4.1'i gördüğünüzde yine karar verebilirsiniz. 82'li bir şey kullansak daha iyi olur diyebilirsiniz. Şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapacağız. Yani buradan 2 sıfır attınız. Şuradan 2 sıfır attınız. 8.2 oldu. 4.1 ile burayı sadeleştirdim. Burası 2 yapar. O zaman 0.25'i 2 ile çarptığımızda 0.5 yapar. Buradan da 3 ile çarptığımızda 1.5 litre çıkacaktır. Yani cevap C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda iki tane sıvı verilmiş. X ve Y sıvılarının buhar basınç sıcaklık değişimi grafiği verilmiştir. Buna göre iki sıvı için hangileri doğrudur? Bir atmosfer basınçta Y sıvısı 100+2A derecede kaynamaya başlar. Evet, bakın Y sıvısı şurada dış basınca eşit olmuş. 760'a eşit olmuş. Bir atmosfer demek 760 demek. Evet, kaynama sıcaklığı kaç? 100+2A. Çünkü sıvıların buhar basıncı dış basıncı eşit oldu mu kaynamaya başlar. X sıvısı potasyum klorür sulu çözeltisi ise Y sıvısı aynı molar değerimle alüminyum klorür sulu çözeltisi olabilir. Bakın şöyle diyeyim mesela aynı molar değerimle diyor. İstiyorsanız A deyin, istiyorsanız 1 deyin, istiyorsanız herhangi bir değer verin. 1 molar diyelim biz. Potasyum klorürü suyun içerisine atar. Şimdi maddemiz 1 molar olursa burası 1 molar, burası 1 molar. Çözünen madde kaç oldu? 2 molar. Peki kaynama noktasına kadar yükseltmiş. Bakın dikkat ederseniz A kadar yükseltmiş. Peki bu maddeyi suyun içerisine atsaydık alüminyum artı 3 tane klor olur. Şimdi maddemiz 1 molar olsa burası 1 molar olur. Burası 3 molar olur. Şimdi şurayı topladınız 4 molar olur. Şöyle bir eşitlik kurabiliriz. Bakın 2 molar A kadar yükseltiyorsa 4 molar ne kadar yükseltmesi lazım? 2A. Evet olabilir. Verilen sayısal değerleri tutuyor. Aynı dış basınçta kaynarken iki sıvının buhar basıncı eşit. Evet, bakın şu an ikisi de kaynarken dış basınca eşit olacağı için bunların dış basınçları kaynarken bakın kaynarken aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine zaten eşit olması lazım. Çünkü dış basınca eşit olması lazım. O zaman cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 25 derecede iki tane baz verilmiş. Bazların sulu çözeltinin derişimleri pH değerleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İkisi bazsa biz pH yerine POH kullanalım. Buraya bir de POH eklerseniz POH. Bunun pH'i kaç yapar? 1 yapar. Çünkü 25 derecede pH artı POH 14 olması lazım. O zaman pH 13 ise buna 1 kaldı. Burası ise kaç yapar? 4 olur. Şimdi POH da düşünürsek pOH eksi logaritma hidroksit derişimi demek. Şimdi şurası 1 olursa buradan hidroksit derişiminizin kaç olması lazım arkadaşlar? Şuranın 10 üzeri eksi 1 olması lazım birincisi için. O zaman şunu suya attığınızı düşünürseniz X artı hidroksit şeklinde ayrışır. Attığınız madde 0.1 açığa çıkan madde de 0.1. O zaman bu %100 iyonlaşmış. Bu madde kuvvetli bazdır. Şu madde için söylüyorum. Bakın bundan 0,1 atıyorsunuz. Suda iyonlaşıyor. Y artı hidroksit şeklinde. Şurası 4 olursa hidroksit derişiminiz kaç olur? POH eşittir. Eksi logaritma hidroksit derişimi dedik.
Şurası hidroksit. Şimdi şurası 4 olursa eksi logaritma hidroksitler için burası kaç olması lazım arkadaşlar? Şurası 10 üzeri eksi 4 olması gerekir ki başa gelsin 4 olsun. O zaman şurası kaç oluyor? 10 üzeri eksi 4. Bakın 10 üzeri eksi 1 atıyorsunuz, 10 üzeri eksi 4 çıkıyor. Yani %100 yoğunlaşmıyor. O zaman bu madde nedir? Zayıf bazdır. Şunun için doğru ama şunun için yanlış. Biri almıyoruz. X'in iyonlaşma yüzdesi Y'ninkinden büyüktür. Evet, bu madde kuvvetli olduğu için %100 iyonlaşır. Bu zayıf olduğu için kısmen iyonlaşır. Bu ifademiz doğru. pOH değerleri toplamı 22'dir. Bakın pOH'ları az önce yazdık. Kaç yapar? 5 yapar. Ama pH deseydi 13, 9 daha 22 diyebilirdik. O zaman cevap yalnız 2'dir arkadaşlar. 5. sorumuza baktığımızda bir grafik verilmiş. Tepkimesinin potansiyel enerji, tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Belirli koşullarda bu tepkime ile ilgili 1 mol Z gazı oluşurken 30 kilokalori enerji açığa çıkar diyor. Bakın arkadaşlar, şimdi bu tepkimenin delta H'ini hesaplarsak ürün eksi giren. Şimdi nedir ürün eksi girenden delta H? Eşittir ürünler tarafındaki enerjisi 10. Girenler tarafı ise 40. O zaman ne yapar? Bu tepkimenin delta H'ı eksi 30 çıkar. Delta H eşittir eksi 30. Şimdi 1 mol Z, evet bakın Z'nin başında 1 var. 1 mol Z oluşurken 30 kilokalori enerji açığa çıkar. Bu ifademiz doğru. Bundan 1 mol oluşurken 30 yazıyor. Şu baştaki eksi matematiksel bir ifadeden ziyade yani ısı açığa çıktığını gösteriyor. Yani eksi 30 kilokalori enerji açığa çıkar diye bir şey yok arkadaşlar. Enerji, bakın şunun anlamı 30 kilokalori enerji açığa çıkar. Bu ifademiz doğrudur. İleri tepkime aktifleşmesi geri tepkime aktifleşmesi tepkimenin entalpisine eşittir diyor. Bakın ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi şurasıdır. 70'ten 40'ı çıkarırsak 30 yapar. Yani ileri aktifleşme enerjisi 30. Delta H ise eksi 30. Bunlar birbirine eşit midir? Hayır. Biri 30, biri eksi 30. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 70'tir diyor. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi de şurasıdır. Yani şu aradaki farktır. 70'ten 10 çıkarırsak bu da 60 yapması gerekir. Bu ifade yanlışsa cevap yalnız 1 olur arkadaşlar. 6. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki tepkime belirli bir sıcaklıkta dengededir. Bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Minimum enerji eğilimi ürünler yönündedir. Denge tepkiminde ısının olduğu taraf minimum enerjinin olduğu taraftır. Evet, ürünler yönündedir. Doğru. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir. Bakın burada gazlar hepsi gaz olduğu için 2 tane gaz var. Bu tarafta ise 3 gaz var. Yani başındaki katsayılara baktığımızda gaz bu tarafta daha fazla olduğu için evet, ürün girenler yönünde nedir? Daha düzensizlik vardır. İleri tepkime hızı, geri tepkime hızına eşittir. Zaten denge konusuna başladığımızda sistem ne zaman dengeye gelir diyoruz. V ileri eşittir. V geri olduğunda, hatta bunu grafik halinde de çözüyoruz. V ileri zamanla azalıyor. V geri zamanla artıyor. Ve şurada T anında sistem dengeye ulaşıyor. Denge anında her zaman ileri tepkime hızı, geri tepkime hızına eşittir. O zaman cevap hepsidir arkadaşlar. Evet, 7. sorumuza baktığımızda tepkimesiyle ilgili diyor, belirli bir sıcaklıkta farklı değişimde yapılan deneylerin sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Bakın ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Birini sabit tutup diğerinin değişimine bakıyorduk. Şimdi şöyle yaparsak 1. ve 2. tepkimemizi inceledik, deneyimizi inceledik. Bu sabit, bu madde 2 katına çıkmış, hız da 2 katına çıkmış. Bakın aynı oranda etkilemişse bunun 1. kuvvetidir. Yani işte 2'ye 4 olsaydı 2. kuvveti, 8 olsa 3. kuvveti şeklinde düşünebilirdik. Ama aynı oranda etkilediği için bunun 1. kuvveti. Geldik bu sefer A'yı bulmak istiyorsak B'yi sabit tutmamız lazım. Bakın B'nin sabit olduğu yer yoksa şunu yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bazı böyle sorular veriliyor. Ne yapacağız? Şimdi A'nın değiştiği ve B'nin değiştiği yer var. Bakın önce B'yi değiştirelim. Şimdi B buradan buraya gelirken kaç katına çıkmış arkadaşlar? 3 katına. Şimdi bu 3 katına çıkarken bunun üstünde 1 olduğunu kesin biliyor musunuz? Biliyorsunuz. O zaman bu da 3 katına çıkar. B'den dolayı kaç olur? O zaman 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yaptık. Bunu yazdık. Şimdi B'nin değişimini hıza yansıdık. Yani ben şu kısmı değil de şu kısımdan değişimi inceledim. Çünkü B'nin değişimini yansıttıktan sonra peki A ne yapmış? 2 katına çıkmış. Peki 4,5'tan 18'e düşünürsek burada kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Bakın A 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkmış. O zaman bunun da karesi olması lazım. O zaman benim hız bağıntım şöyle oldu. V eşittir K çarpı A'nın karesi çarpı B. En yavaş adımın tepkime denklemi. Evet, biliyorsunuz ki hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılır. Yavaş adımın girenler kısmında ne olacak? 2 tane A artı 1 tane de B ürün şeklinde olabilir mi? Olabilir. Zaten bunların hepsi gazmış. Bu şekilde olur. Hız sabitinin bu sıcaklık sayısal değeri 9 bölü 4'tür. Şimdi hız sabitinin sayısal değerini bulmak istiyorsanız hızı biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bunları biliyorsunuz. Getirip yerine yazın. Bakın şu 1. deneyi kendime
referans olarak seçtim. Şurayı kullanacağım arkadaşlar. Kendinize herhangi bir deney seçin. Ben birinci deneyi seçtim. Birinci deneydeki verileri getirip burada yerine yazıyorum. Şöyle yazalım. 15 çarpı 10 üzeri eksi 4 virgülden kurtardım. Eşittir. K çarpı. Şunu yerine yazarsam bunu da şöyle yazıyorum. 15 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Üstünde kare vardı. Çarpı 15 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazdım arkadaşlar. Bu bunu götürdüm. O zaman bu karşıya geçerse şöyle yapalım. İstiyorsanız 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı. Burayı karesini alırsanız 225 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar arkadaşlar. O zaman şöyle yaparsak 10 üzeri eksi 4'ler birbirini götürdü. Buradan k eşittir. Şu karşıya geçerse 10 bölü 225 çıkar arkadaşlar. Oradan da sadeleştirme yaparsak. Evet. Şöyle yaptığımızda bakın 5'e böldüğünüzde burası 2 çıkar. 5'e böldüğünüzde burası kaç çıkar? 225'i 5'e böl. 9 bölü 4 çıkmaz arkadaşlar. Zaten üstteki sayı daha küçük çıktı. Yani istiyorsanız 5'e bölün ama buradan 40 20 yapsa. Evet 45 yapıyor. Yani buradan 2 bölü 45 çıkıyor. Bu ifade yanlıştır. A'nın derişimi 2 katına çıkar da tepkimenin hızı 2 katına çıkar diyor. Bakın A'nın derişimini siz 2 katına çıkarırsanız A'nın üstünde ne var? Bir de karesi var. O zaman hız ne kadar etkileniyordu? 4 katına çıkacaktı. Zaten şurada onu uygulamıştık. Bu ifademiz de yanlıştır. Cevap yalnız 1 olur arkadaşlar. Evet 9. sorumuza baktığımızda 2 tane asit verilmiş. Bu asitlerin iyonlaşma denklemleriyle aynı sıcaklıkta iyonlaşma sabitleri yukarıda verilmiştir diye belirtilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet asitlerde Ka dediğimiz asitlik sabiti asidin kuvvetiyle doğru orantılı. Yani burada baktığımızda bakın bu asidin asitlik sabiti daha büyük. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu maddemiz bu maddeden daha kuvvetlidir. Ya hidrojen siyanür nitroz asitten daha zayıftır ifadesi burada doğrudur. Diyor ki bu iyonumuz bu iyonun konjüge bazıdır. Evet bakın konjüge asit baz çifti için şunu söyleyebiliriz. Maddeler arasında bir hidrojenlik fark olacak ve hidrojeni fazla olan nedir? Asittir. Yani bu maddeden bir hidrojen verdiğimizde geriye bu maddemiz kalır. O zaman bu maddemiz nedir? Bu maddenin konjügesidir. Hidrojeni fazla olan asittir. Hidrojeni az olan ise bazdır. O zaman nedir? Bu iyonumuz bu iyonun konjüge bazıdır. Yani bu asitin konjüge bazıdır. Bu da doğru. Bu maddelerin eşit derişimi sulu çözelten aynı sıcaklıkta pH'ları farklı da diyor. Bu maddelerin asitlik kuvveti farklı olduğu için mesela bunları pH metrede yerine yazarsak hesaplama yapmadan söyleyeceğiz. Şimdi bu maddemize daha kuvvetli asit dedik. O zaman bu ne yapacak? Sıfıra daha yakın olacak. Nitroz asidimiz hidrojen siyanürse ne yapacak? 7'ye daha yakın olacak. Bu şekilde söyleyebiliriz. pH'ları farklıdır. İfadesi yine doğrudur. O zaman burada cevap E şıkkı yani hepsi olur. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki 2 litre saf su üzerine bir miktar kalsiyum florür katısı eklenerek belli sıcakta doymuş çözelti hazırlanır. Doymuş çözelti hazırlanırken flor iyonların derişiminin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre bu maddenin KCC yani çözünürlük çarpımı kaçtır diyor. Şimdi siz bu maddeyi suyun içerisine attığınızda bu madde kalsiyum artı 2 tane flor diye iyonlaşır. Peki siz bakın bu grafik kime aitmiş? Flora aitmiş. Florun derişimi kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. O zaman bunun derişimi kaç olur? 10 üzeri eksi 4 olur. 2'ye 1 oranı var. O zaman bu şekilde oldu. KCC bağıntısını yazarsanız ne yapacaksınız? KCC'de şurası katı oldu. Şunlar da suda olduğu için sadece bu tarafı yazıyorduk. Bir tane kalsiyum ve florun karesi şeklinde olacak. Yerine yazdığımızda 10 üzeri eksi 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi olur arkadaşlar buradan. O zaman ne yapar? 10 üzeri eksi 4 çarpı şurası 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den bu işlemi yaptığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 çıkar. A şıkkı olur arkadaşlar. Evet 9. sorumuza baktığımızda bu tepkime en küçük tam sayılara denkleştiğinde yükseltgen maddenin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Redoks tepkimelerini denkleştirirken önce bütün maddelerin yükseltgenme basamağını yazıyorduk. Bakın şuraya 0 yazdınız. Şurası eksi 2. 3 kere 2 6. Burası 1 ise o zaman buradaki azot kaç olacak? Artı 5 olacak. Yine şuradaki hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2 ise buradaki iyot kaç oldu? Artı 5 oldu. Şurası eksi 2. Şurası artı 2. Şurası eksi 2. Şurası da artı 1. Bakın hidrojen değişmemiş arkadaşlar. Burada değişen kim var? İyot değişmiş. Sıfırdan artı 5'e gitmiş. Bir de azot değişmiş. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Yarı tepkime yöntemini kullanırsanız. İyot kaça gitmiş? İyot artı 5'e gitmiş. Şimdi şuraya önce iyotu denkleştiniz. 2 yazdınız. O zaman sıfırdan artı 5'e gitmiş. 5 elektronluk fark var ama elimizde 2 tane iyot olduğu için 10 elektron yazarsınız. Azot için yazarsak bakın bu tarafta azot artı 5. Bu tarafta azot artı 2. O zaman azot artı 5'ten
Azot artı 2'ye gidecek. Aradaki fark kaç? 3. 3 elektron o zaman alması lazım. Bu tepkimelerde ne yapıyoruz? Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşitlemeniz gerekiyordu arkadaşlar. O zaman eşitlemek istersek şöyle yapmamız gerekiyor. Bakın şurada 3, şurada 10 olduğu için burayı 3 ile çarpıyorsunuz. Burayı da 10 ile çarpıyorsunuz. O zaman tepkimimiz şu şekilde olur. 3 tane iyot. Ya da şöyle yapalım istiyorsan. Bunun başına 3 geldi. Azotun bakın şu artı 5 olan azotun başına 10 geldi. Yazalım arkadaşlar. Oraya sıkıştıramayacağız. 10 tane nitrik asit. Yine burada bakın iyotun başına önce 1, 2 kendimiz yazdık. Bir de 3 ile çarparsanız 6 oldu. Artı şu azotun başına kaç gelecek? 10 gelecek. Artı su var arkadaşlar. Bakın suyu en son denkleştiriyorsunuz. Şimdi ne yapmanız lazım? Yine kontrolünüzü yapın. İyotlar denk, azotlar denk. O zaman burada kaç tane su şey oldu? Hidrojen 10 tane oldu. 6 tane şurada var. O zaman bunun başına da 2 yazmanız lazım. En son yapacağınız işlem oksijenleri saymak. Arkadaşlar bakın oksijenler denkleştiyse yaptığınız işlemler doğrudur. Burada 30 tane oksijen var. Burada ise 6 kere 3 18 oksijen burada var. 10 tane burada var. 2 tane de burada var. Evet, denkleşmiş mi? 30'a 30. Demek ki yaptığınız işlemler doğru. Peki bize ne soruyor? Yükseltgen maddenin yükseltgen demek indirgenen maddenin kat sayısı kaç olur? Kim indirgenmiş? Azot. Bakın artı 5'ten artı 2'ye indirgenmiş. O zaman indirgenen maddenin başına kaç yazdık? 10 geldi. Bakın şurada da yazdık. O zaman cevap D şıkkı olur arkadaşlar. Bunu yarı tepkimeden yapmak istemiyorsanız arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. İkinci bir yoldur. İstediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Bir de oradan çözeceğim. Biraz vaktinizi alacağım ama sonuçta farklı çözüm yollarını görmeniz açısından. Şimdi az önce dedik bakın bu sıfırdan artı 5'e gidiyor. Şimdi aradaki fark 5 ama 2 tane eli iyot olduğu için 10 yazdık. Şimdi azot da artı 5'ten artı 2'ye gidiyor dedik. Bunun altına da 3 yazdık. Direkt elektronları yazıp bakın elektronları yazdıktan sonra yapmanız gereken işlem şu. Hani alınan elektron sayısını verilen elektron sayısını eşitliyorduk. Ha. Çaprazlama dediğimiz yani bunun başına 3 gelecek bu maddenin başına 10 gelecek. Yani az önceki gibi olur. Bakın iyotun başına 3 geldi. Şunun başına 3 geldi. Şunun başına ise 10 geldi. Yani iki tepkime yazayım falan diye uzatmadan bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonra diğer tarafı bunlara göre denkleştirirsiniz arkadaşlar. Artı su. Bakın iyot 6 oldu. Buraya 6 yazarsınız. Azot 10 oldu. Buraya 10 yazarsınız. En sonda işte suyu denkleştirirsiniz. 2 olur. Burada yine bu maddenin başına 10 geldi. Oradan da çözebilirsiniz. Bu daha kısa bir yöntemdir ama şu alttaki sayılara falan dikkat edin. Evet 12. sorumuza baktığımızda yukarıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltilere alüminyum ve demir metalinden yapılmış çubuklar daldırıldığında birinci kapta bakır, ikinci kapta gümüş metalinin oluştuğu gözleniyor. Sadece bu bilgileri kullanarak sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Bakın burada alüminyum var. Alüminyum katısı var. Çözeltinin içerisinde bakır, nitrat çözeltisi var. Yani burada bakır oluştuğu gözleniyorsa burada şunu söyleyebilirsiniz. Buradaki alüminyum bakırın yerine geçiyordur. Yani burada alüminyum yükseltgeniyor. O zaman bakırsa indirgeniyor. Aynı durum için yani aynı mantık üzerinden şunu da söyleyebiliriz. O zaman ne yapıyor? Buradaki demir gümüşün yerine geçiyor. Yani demir burada yükseltgeniyor, gümüş ise indirgeniyor diyebiliriz. Alüminyum metre bakır artı iki yonlarda indirgeniyor. Evet alüminyum kendisi yükseltgenirken bakırlı ne yapacak? İndirgeyecek bu doğrudur. Gümüş iyonu demir metalini yükseltgen. Evet gümüş kendisi indirgenirken demir metali ne yapacak? Yükseltgenmesine sebep olacak. Bu da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda birinci kaptaki çözelte katyon derişimi azalırken ikinci kaptaki katyon derişimi değişmez denilmiş. Bakın bu tepkimelerin tamamını yazarsak yani birinci kap için şunu söylersek alüminyum bakırın yerine geçecek dedik. Şimdi alüminyum biliyorsunuz ki artı 3 değerli kalan bir element. Yani burada şöyle olacak. Alüminyum değerli 3 olduğu için buraya 3 gelecek. Nitratın altına ve bakır açığa çıkacak. Tepkimeyi denkleştirmeye çalışsak şurada baktığımızda bakın şurada nitrat 2 burada 3. O zaman nitratın başına buraya 3 yazarız. Buraya 2 yazarız. Nitratlar denkleşti. O zaman burada 3 bakır olduğu için buraya da 3 bakır. Buraya da 2 bakır yazarız. Şimdi burada bakın. Yani katyon dedi şuradaki bakır. Yani burada 3 tane bakır tepkimeye girerken 2 tane alüminyum yerine geliyor. Yani o zaman ne yapmış? Burada katyon derişimi azalmış mı? Azalmış. Doğrudur. 3 tane bakırdan bakın bu girenler kısmında 3 tane bakır artı 2 iyonum varken ürünler tarafında 2 tane alüminyum artı 3 olacak.
katyon 3'ten 2'ye düştü. O zaman şuraya kadar doğru. Peki ikinci kısma baktığımızda şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Demir bileşikliğinde artı 2 ya da artı 3 alalım. Mesela artı 2 aldığını düşünelim. Artı 3 için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Ne yapacak burada? Demir 2 olduğunu düşünelim. Şurada nitratın altına 2 geldi ve buradan gümüş oluştu. Şimdi burada nitrat 2 olduğu için buraya 2 yazacağız. Şu paranteze de gerek yok aslında, yazmayabilirsiniz. Zaten yazmamamız gerekiyordu, gözden kaçırmış. Şimdi burada 2 tane gümüş var. O zaman gümüş burada 2 olacak. Peki burada şu yorumu yapabilir miyiz? Bakın şurada katyon derişimi dediğimiz 2 tane gümüş iyonu tepkimeye girerken onun yerine 1 tane demir artı 2 iyon oluşmuş. O zaman burada şunu söyleyebilir miyiz? Katyon derişimi burada da azalır. Demir ya da artı 3 alır. Yani hocam artı 3 alsaydı ne olurdu? 3 olsaydı bakın şurası 3 olurdu. Gümüşün başına 3 gelirdi. Buraya da 3 gelirdi. O zaman 3 tane gümüş girerken 1 tane demir oluşacağı için yine 3'ten 1'i her halükarda burası azalır şekilde olması lazımdı. O zaman ne yapacak? Son ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap 1-2 yani C şıkkı olur arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda açık formülü verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bir molekülünde 9 tane sigma, 2 tane pi bağı içerir. Şimdi sigma bağı için istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Direkt sayarsınız. 1, 2, 3, 4. Şunun bir tanesi sigmadır. 5, 6, 7, 8, 9, evet 9 tane sigma. Şuradaki üçlü bağın 2 tanesi de pi bağıdır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bakın arkadaşlar şimdi burada açık verilmiş ama açık verilmemişse açık zincirli yani halka içermeyen bileşiklerde sigma bağı sayısı şöyle bir formülümüz var. Atom sayısı eksi 1 diye. Yani çok böyle işte C10, hidrojen 20 falan dediğinde tek tek açmak yerine atom sayısından da yapabilirsin. Yani şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane atom varsa sigma bağı sayısı, atom sayısı eksi 1'den her zaman tutar. Düz zincirlerde bu halkalı olursa. Halkalılarda ise atom sayısına eşittir. Onu da belirtelim. Bu ifade doğrudur. Bir molekülündeki karbon atomlarının iki tanesi SP3. Diğer iki tanesi SP1 hibritleşmesi yapmıştır. Bakın şu karbon için sayarsak 1, 2, 3, 4 tane tekli bağ olduğu için SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Şu karbon için bakarsak 1 burada, 1 de burada 2 tane sigma bağ olduğu için SP hibritleşmesi. Yine bu karbon 1, 2 tane sigma bağ yaptığı için SP hibritleşmesi. Şu karbonda 1, 2, 3, 4 tane sigma bağ olduğu için üstlerin toplamı 4 olacak şekilde bu ifademiz de doğrudur. Yoğun fazla molekül arasında London kuvvetleri ve hidrojen bağı vardır diyor. Bakın bu maddemiz apolar bir maddedir. Apolar maddelerde sadece London kuvveti vardır. Hidrojen bağı yoktur. Zaten hidrojen bağı olabilmesi için hidrojenin flor, oksijen ve azottan biriyle bağ yapmış olması gerekir. Öyle bir şey de yok arkadaşlar. Bu ifademiz yanlışça cevap 1 ve 2'dir. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ikinci denememizle devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.